yaşlarla körpe dudaklarda. Ağlama karanfil beni de ağlatma, sil gözyaşlarımı. Yeşerecek sevdan kutlu tohumlarla körpe dudaklarda. Vahyin merkezi Mekke'deki en özel anlardan birini yaşıyoruz. Şu anda gencinden yaşlısına onlarca kızımız arkamızda gördüğünüz mescitte tesettüre girme merasimi düzenliyor. Tabii bu çok özel anlar. Biz de birazdan şimdi bu mescide gireceğiz ve o özel anlara tanıklık etmeye çalışacağız. O kızlarımızla röportaj yapacağız. Sizin isminiz önemli miyiz? Selamünaleyküm. Adım Zeynep Yaşar. Siz nereden geliyorsunuz? Zufertal'dan. Kaç yaşındasınız Zeynep Hanım? 22 yaşındayım. Peki başörtüsüne girmeye karar verdiniz ve bir de Mekke'de buna karar verdiniz. Allah'ın emindeyiz. Duygularınız nasıl? Neler hissediyorsunuz? Şu an hiçbir şey diyemiyorum. Çok duygusalım yani. Çok sevdan kutlu tohumlarla körpe dudaklarda. Ağlama karanfil beni de ağlatma, sil gözyaşlarımı. Yeşerecek sevdan kutlu tohumlarla körpe dudaklarda. Kaç sene önce girmek istiyordum, nasip bu zamanaymış. Aileniz. Amin inşallah. Sözlere sen dağıt etrafa mis kokunu. Umudu sevgi özlemlerini ve hasretlerini. Züleyha Kızılkaya, Düsseldorf. Üçüncü kafileden geliyorum. Mekke'de başörtüye girmeye karar vermek apayrı bir duygu. Neler hissediyorsunuz? Ya Allah'ın evine geldik. Burada tekrar açıp gitmek yakıştıramadım kendime. O yüzden böyle bir karar aldım. Bir de oğlum hafızlık yapıyor. Peki gelmeden önce böyle bir niyetiniz var mıydı? Vardı tabii ki. Vardı. Ama dediğim gibi oğluma da sözüm var. Onun için kapanmaya karar verdim. Ben İlkay Aydoğan, Almanya Nürnberg'den geliyorum. Siz de Mekke'de başörtüsüne girmeye karar verdiniz. Neler hissediyorsunuz? Evet, çok mutluyum, çok sevinçliyim, çok duyguluyum. Rabbim bana kısmet etti buralarda. Daha önce düşünüyordum hani acaba yapabilir miyim? Hani işte karar verebilir miyim diye. Ama buralara gelince, bu güzel toprakları Mekke'mize gelince, kahvemizde tavaflar yaparken Rabbime hamdolsun ki bana Rabbim bugünümüze gösterdi. Kararımı verdim. Rabbime şükürler olsun. Ben Bilge Tanrıverdi. Almanya Aachen şehrinden geliyorum. Ya 17-20 senedir namaz kılıyorum. Ama her zaman bir tarafın boşluk olduğunu hissediyordum. Ya devamlı örtünmek istiyordum ama çalıştığım için bir de eşimin rızası olmadığı için yapmadım. Gelmeden önce başladım örtünmeye. Allah'ım bundan sonra kendi kendime zaten Almanya'da söz verdim açılmayacağım diye. Eşim istese de istemese de açılmayacağım dedim. Çok mutluyum da ya bilmiyorum, çocuklarım da diyor anne hep mutlu gözüküyorsun, nurlusun diyorlar. Mutluyum, anlatamam yani. Aldırma söylenen o sözlere, sen dağıt etrafa mis kokunu. Dilay Takımoğlu. Siz nereden geliyorsunuz? Ayşah'tan.
Peki siz nasıl karar verdiniz başörtüsüne girmeye? Arkadaşlarım kapalı. O yüzden ben de kapanmayı düşünüyordum. Bir günü nasip oldu kapanmaya. Daha önce hiç başörtüsüne girmeyi düşünmüş müydünüz buraya gelmeden önce? Peki bunun size Mekke'de nasip olması? Allah'ın evindeyiz şu anda. Burada tabii çok mutlu bir belde. Burada başörtüsüne girmek nasıl bir duygu? Yani güzel bir his. Biraz da tuhaf. Çünkü burada nasip oldu ama çok güzel bir his. Mekke'de program sona erdi. Gerçekten çok duygusal anlar da yaşandı. Mekke'de 100'den fazla kızımız başörtüsüne girmeye karar verdi. Şimdi bunlarla ilgili KTM Mekke İrşad Sorumlusu Nermin Yalınkınç Hocam'dan bilgi alacağız. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam, Allah razı olsun. Bizler de Kadınlar Teşkilatı olarak Mekke'de aynı zamanda irşad faaliyetleri de yapıyoruz. Yani geldiğimiz günden bu yana her gün hanım kardeşlerimize irşad sohbetlerimiz oluyor. Yanında ilahiler, Kur'an tilavetleriyle de dolu dolu bir program sunuyoruz. Hocam bugün de yine çok önemli bir program yaptınız. Belki de gerçekten hani ben de bu programı çok önemsiyorum. Mekke'de her program çok değerli ancak burada küçüğünden büyüğüne kadar 100'den fazla insanın başörtüsü takmaya karar vermesi çok önemli bir konu. Programla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok duygusal anlar da yaşandı. Biz de bazılarına şahit olabildik. Neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün tesettür programımız vardı. Yani burada Mekke'de vahyin kaynağında örtünmeye karar veren kardeşlerimiz vardı. Yüzün üzerinde kardeşlerimiz vardı. Onlara bugün ayrı bir program yaptık. Ayrı dolu dolu bir merasim yaptık. Çok duygulu anlar yaşandı. Çok sevinçli anlar yaşandı. Kendilerini tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında güzellikler diliyoruz. Nermin Hocam peki KT çalışmalar hakkında da bilgi verir misiniz? Şu anda Mekke'deyiz. Mekke'de tabii bu sene 10.000'e yakın umrecimiz var. Avrupa'nın ve dünyanın dört bir noktasından umrecileri ağırlıyorsunuz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Evet, tabii ki çok farklı farklı çalışmalar yapılıyor Kadınlar Teşkilatı olarak. Yani az önce bahsetmiş olduklarım daha çok irşadi alanlardandı. Bunun yanında lobilerde de aynı zamanda dini rehberlik yapıyoruz, manevi rehberlik yapıyoruz. Sorularına cevaplar veriyoruz umreci kardeşlerimizin. Demiş olduğumuz gibi oldukça bu sene yoğun bir katılım var elhamdülillah. Yani bütün kardeşlerimize gerek dini konularda olsun, gerek yani farklı sorularında olsun her daim yanlarında olmaya gayret ediyoruz.